Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. Hero savaşlarına Eowyn vs Faramir ile devam ediyoruz. Bu arkadaşlar bize istek olarak yorumlarda gelmişti. Oradan aldık. Tıpkı Arwen vs Aragorn muhabbeti gibi sevgilileri dövüştürmek isteyen bir arkadaşımız yazmış bunu. Biz de dedik gerçekleştirelim. Şimdi Eowyn'imiz burada, 3000 canı var, 200 damage'ı var. Karşıda Faramir'imiz var. Faramir'i bizler için Caner yönlendirecek arkadaşlar. Caner selamlar, hoş geldin. Faramir'in canı vuruşu nedir kardeşim? Hoş bulduk abi. Şimdi 5000 canı var. Evet. Yakın dövüşü 94, 75'te okla vurduğu damage'i var. Şimdi bak, sağlık olarak bayağı fark var Eowyn'le. Eowyn 3000, Faramir 5000. Ama vuruş olarak da Eowyn 200, Faramir bayağı düşük kalıyor. Bu arada sen bu statleri şu anda savunmada aldım. Savunmada söyledin. Şimdi bak, fight'a başladığımız zaman bir daha söylersin, tamam mı? Orada değişebilir çünkü o. 100'e 90 falan olabilir böyle, bir bakalım. Ben şöyle komutu veriyorum. İlk okunu kullanacak Faramir bize karşı. Daha sonra kılıca geçecek arkadaşlar. Standart skillsiz rank 1 yakın dövüş roundumuz, ilk roundumuz. Hemen geliyorum. Şimdi yine canı aynı, 125 damage'i var, yüzde ok hasar var. Tamam. Kılıca geç bu arada, tamam. Kılıcı bu arada 125 değil mi? Ok hasarı kaç dedin? 100 mü? Evet, yani kılıca geçmen tabii daha mantıklı bu durumda. Ve bir tık daha hızlı vuruyor gibime geliyor Faramir. Abi Eowyn zaten yavaş değil, yam yavaş değil. Daha başka bir kelime varsa o yani, anladın mı? Hani bu kadar yavaş bir kılıç kullanımı ben görmedim yani. Arwen'de de buna benzer bir durum var. Kadın karakterleri niye böyle yapmışlar anlamam. Zayıflar, küçükler falan böyle, anladın mı? Tak 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 vurmaları lazım aslında. Yazıklar olsun Eowyn. Şimdiki roundumuzda seviye 10 olarak fight'ımızı atacağız. 5000 canı var Eowyn'in, 310'da yakın dövüş hasarı var. Faramir'deki durum nedir diye soruyorum ve üstüne doğru koşuyorum. Şimdi 5800 canı var, 225 yakın dövüş, 200'de ok hasarı var. Tamam. Yani aslında canı 5000'di, 5800'e çıkmış. Eowyn'in canı 3'ten 5'e çıkmış bu arada arkadaşlar. Önemli bir detay bu. Vuruşu 200'den 310'a çıkmış. Faramir'in 125'ten 225'e çıkmış yakın dövüş. Öbürü de 100'den 200'e. Yüzer yüzer almış. 800'de can kazanmış. Vallahi bak, yavaşlığından dolayı şu anda gerilerdesin Eowyn. Ya ablamız daha hızlı vur ya. Bu ne ya? Vallahi o abi bak statlerden alabiliyor şu an, biliyor musun? Hasarı çok yüksek. Bu statle alırsın normalde bunu. Anasını satayım. Abi bir vuruşluk kaldı. Hayır ya. Bu roundumuzda arkadaşlar skill fight'ı yapacağız. Eowyn ile birlikte Faramir'e karşı 3 tane skill kullanacağız. Mızrak atacağız. Shield Maiden ile armor kazanacağız. Aynı zamanda I Am No Man skill ile birlikte de damage boost kazanacağız arkadaşlar. Karşıda Faramir'de ise şöyle bir durum var. Biz onun yanına gidesiye kadar bize ok atarken bu özel okunu kullanacak. Daha sonrasında kılıca geçtiği zaman arkadaşlar kılıçta %30 armor kazandığı, %30 hız kazandığı falan, böyle Blademaster tarzı onun da bir özelliği varmış. Onu kullanacak. Bu şekilde fight'ımızı atacağız. Şimdi ben önce şöyle bir geleyim. Şöyle geleyim. Şunu atayım. Şuna geçeyim. Bunu da kullanayım. Shield Maiden'ı açtığım zaman hiç vuramıyorsun değil mi bu arada? Böyle abuk subuk kılıcını sallıyor. Bu arada damage'im 775 oldu. De bu kadar yavaş vuruşa bence zaten
775 iyi. Yani 775 4'e falan böl. Öyle zaten şu an. Şu anda mesela şeyi kullanamıyorum mesela. Kılıca geçtim ama özelliğini kullanamıyorum. Onun da süresi dolmasını bekliyorum. Aa, Winding Arrow'la eşler mi acaba Caner? Büyük ihtimalle. Tamam, o zaman ard arda kullanamıyorsun. İkisinden birini tercih edecektin. Ama ben sana söyleyeyim. Winding Arrow zaten o kadar yüksek vurdu ki. Kılıcı kullanmasaydın da olurdu yani şu andaki gibi. Son roundumuza geldik sevgili dostlar. Şimdi Eowyn'le biz az önceki 3 skillimizi yine kullanacağız. Karşı tarafta şöyle bir durum söz konusu. Yine Faramir, klasik Faramir, Winding Arrow'unu kullanacak veya Jenner ona göre tercih edecek bilmiyorum. Kılıca geçip o bahsettiğimiz %30 armor kazandıran skill de kullanabilir tamamen kendi tercihi o. İki skill birbirini etkiliyormuş çünkü dolma süresi bakımından. Burada da arkadaşlar 10 rank Damrod görüyorsunuz. Damrod'un da Sniper diye bir tane burada skill'i var. Çok hızlı bir şekilde mavi mavi böyle ok atabiliyor bununla birlikte. Bunun mantığı ne? Damrod niye buraya geldi? Çünkü Faramir burada arkadaşlar bu Northern Ithilien'deki bir Forbidden Pool'u, o binanın adı oydu, onu inşa edebiliyor. Şurada gösterebilirim onu size. Aha da burada. Caner onu buraya inşa etti. Bu binadan hero olarak Damrod basılabiliyor. Ha, normalde baktığınız zaman bak burada işte Ranger, kılıçlı Ranger'lar, mızraklı Ranger'lar falan da basılabiliyor. Ama en nihayetinde bu bir hero savaşı olduğu için bu birlikler bizi ilgilendirmiyor. Binada da bir tane hero söz konusu olduğu için ne yaptık? Aldık o hero'yu buraya 10 rank yapıp getirdik. O da bize karşı bir skillini kullanacak. Ve bu şekilde fight'ımızı atmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle şu kamerayı düzelteyim. Ve şöyle geleyim. İlk bunu kullanayım. Sonra Faramir'e bunu atayım. Şu an vuramıyorlar bana. Tabi attığın özel ok da işlemiyor Shield Maiden'dan kaynaklı. Belki işler bir şey olur. Aynen. Ya burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Neden bu fokusu attım? Ben bu şekilde eğer ki Faramir'i öldürmeyi başarabilirsem, ki başaramayacağım arkadaşlar. Allah Damrod'u kahretsin. Neyse sözümü bitireyim ben yine de. Eğer bu şekilde Faramir'i öldürmeyi başarabilseydim ve Damrod'u ölseydim bile 1-1 olacaktı ya. Skor 2-1'di. 2-2 olacaktı Faramir'i öldürdüğüm için. Damrod beni öldürdüğü için de 3-2 olacaktı. Elde etmeye çalışacağım şey buydu yani. İkisini de öldürmesi biraz zor olacaktı Eowyn'in. Ama Damrod'un bu sniper skill'i arkadaşlar gerçekten çok feci bir şey. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde Eowyn'i yok etti. Yani Faramir'in de avantajı bu. Seviye 10 olduktan sonra özellikle hero savaşında olacak olan şey bu yani. Yanına Damrod geldikten sonra karşısındaki hero'nun gerçekten çok dayanıklı bir hero olması lazım. Ya da ilk önce Damrod'u öldürecek bir skill falan olması lazım. Ki Faramir'le 10 rank'tan sonra baş edebilsin. Bu şekilde 3-1 olarak bunu da kapatıyoruz. Bir isteği de yerine getirmiş oluyoruz. Yorumlar kısmında yine arkadaşlar siz isteklerinizi yazmaya devam edin. Biz de hero savaşlarını çekmeye devam edelim. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz efendim. Sonraki videoya kadar. Hoşçakalın.